Balıkesir Haber Televizyonu seyircileri, hepinize merhaba. Yepyeni bir Şehir ve İnsan programıyla yeniden karşınızdayım. Sevgili seyircilerimiz, programımızın bugünkü bölümünde ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuya temas etmek istiyorum. Bugün işleyeceğimiz konu sinema konusu. Balıkesir'de geçmişten günümüze sinemalar nasıldı, ne şekilde kuruldu ve gelişimlerine devam etti. Bu bölümümüzde isterseniz kısaca gelin bu konuya değinelim. Sevgili seyirciler, tabii sinema konusu doğal olarak teknolojinin gelişmesiyle daha çok ön plana çıkan ve gündemimize giren bir konu. Dolayısıyla 19. yüzyıl sonlarına kadar Balıkesir'deki sinema ve tiyatro faaliyetinin daha çok tiyatro üzerinden geliştiğini ve tiyatro altyapısının üzerine sinemanın inşa edildiğini ve 1930'lardan itibaren de şehrimizde sinemanın yavaş yavaş günlük hayata girdiğimizi ve gündemde yoğun şekilde bir yer bulduğunu şahit olmaktayız. Dolayısıyla sevgili seyircim, istiyorsanız gelin hemen kısaca şehrimizde görsel sanatlar diyebileceğimiz konu nasıl başladı, nasıl şehrimizde kendine yer buldu, buna bakalım. Tabii Cumhuriyet'in öncesinde, Cumhuriyet öncesi dönemde sinemadan bahsetmek mümkün değil. Ülkemizde de sinema zaten özellikle 1920'li yılların sonu, 30'lu yılların başında ülke gündemine gelen bir konu. Tabiatıyla Balıkesir'de de durum aynı. Özellikle Balıkesir'de 2. Abdülhamit döneminden itibaren bazı küçük etkinliklerin dışında tiyatro faaliyetinin olmadığını görmekteyiz. 2. Abdülhamit dönemindeki tiyatro faaliyeti de şu şekilde başlamış şehrimizde. 1886 yılında Ramazan ayında Agah Efendi isminde bir tiyatrocu diyebileceğimiz bir şahsiyetin kurduğu tiyatronun şehrimize gelip Ramazan ayında sergilediği oyunların olduğunu görüyoruz. Bunun dışında da diğer bazı başka kumpanyaların şehrimize geldiğini ve şehrimizdeki tiyatro faaliyetini bu şekilde 2. Abdülhamit döneminde itibaren 1886 yılında başladığını söylemek mümkün olabilmekte. Tabii bu dönemde şehrimizdeki tiyatronun seyrini o dönemde şehirde yayınlanmakta olan Karesi gazetesindeki tiyatro ile ilgili ilanlardan ve haberlerden takip etmek mümkün. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim oyunla ilgili ilanı da Karesi gazetesinden takip etmekteyiz. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, 1908 yılından sonra Hacı İlbey Mektebi ve Karesi Sultanesi, bugünkü Balıkesir Lisesi'nin bünyesinde birer tiyatro topluluğunun kurulduğunu ve bu tiyatro toplulukları vasıtasıyla Balıkesir'deki tiyatro oyununun oynanmaya başlandığını ve topluluklara iletilmeye başladığını görmekteyiz. Aynı dönemde, yani 1910'lara doğru, 1910'lu yıllar içerisinde şehre tiyatro kumpanyalarının gelerek oyunlarının temsillerine devam ettiğini görmekteyiz. Fakat 1918-1922 yılında ne yazık ki içinde bulunduğumuz Birinci Dünya Savaşı ertesi Kurtuluş Savaşı mücadelesinden dolayı bu tiyatro faaliyetlerinin sekteye uğradığını görmekteyiz. Tiyatro oyunlarının yanı sıra aynı şekilde tiyatro oyunları yazma faaliyetinin de bu dönemde başladığını görmekteyiz. Karesi Maarif Müdürü, yani bugünkü anlamda İl Milli Eğitim Müdürü diyebileceğimiz Sabri Cemil Bey, 2. Meşrutiyet döneminde Bomba Tepesi ve Kafkasya Yolunda isimli iki tane piyes yazdığını ve bu oyunları Balıkesirli yerel oyuncuların oynayarak halka temsiller sunduğunu görmekteyiz. Cumhuriyet'in ilanından sonra da 1926 yılına kadar şehirde savaş sonrası, Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında 1926 yılına kadar tiyatronun etkin şekilde kullanıldığını göremiyoruz ne yazık ki. Bu faaliyetinin, tiyatro faaliyetinin kesintiye uğradığı görülmekte bu yıllarda. Fakat 1926 ile 1938 yılları arasında Balıkesir'de yeniden tiyatro hayatının
canlandığını ve şehrimizde canlı bir tiyatro ortamının bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki 1923'te modern Türkiye kurma aşamasında, modern Türkiye'nin inşa edilmesi aşamasında Atatürk inkılaplarının yerleşmesi, bunların içselleştirilmesi açısından tiyatro ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de etkin olarak kullanılmış ve halkın hem eğitilmesi hem sosyalleşmesi bakımından bir modernleşme ve yenileşme aracı olarak etkin şekilde kullanılan bir aparattı. Tiyatro oyunları bakımındansa Meşrutiyet döneminde sadece 3 tane telif eseri yazmasına rağmen 1923 ila 1938 yılları arasında 15 tane oyun yazıldığını ve bunların oynandığını görüyoruz Balıkesir'de. Bu yazılan piyeslerin bazıları hem oynanmış hem de kitap olarak basılmış ve şehrimizde yayınlanan gazetelerde tefrikalar olarak bunların aynı şekilde yayınlandığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde Balıkesir'in özellikle 1923 sonrası dönemde, Cumhuriyet sonrası dönemde tiyatro sahnesi bakımından da, yani tiyatro mekanı, bina bakımından da, tesis bakımından da oldukça zengin imkanlara sahip bir şehir olduğunu şehrimizin görmekteyiz. Bu dönemde şehrimizde Balıkesir merkezinde oyunların oynanabileceği, tiyatro oyunlarının oynanabileceği, temsillerin verilebileceği, hatta sinemaların gösterimine uygun olabileceğini değerlendirdiğimiz 7 tane salon bulunmakta. Bunlar Yeni Sinema Tiyatrosu Salonu, Türk Ocağı Tiyatro Salonu, ki bu Türk Ocağı'nın tiyatro salonu daha sonra Halk Evi tarafından kullanılacak ve Halk Evi sahnesi olarak isimlendirilecek. Necati Bey Muallim Mektebi'nde bulunan, bugünkü Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde bulunan tiyatro salonu, Mahfel Tiyatrosu, bugünkü Milli Kuvvetler Caddesi'nde girişte Subayordu Ev olarak kullanılan yolun kenarındaki bulunan Mahfel binasının tiyatrosu, Efkaf binası tiyatro salonu, yine hemen bu defa toplu taşıma merkezine bakan ve şu an Ordu Evi'nin otel kısmı olarak kullanılan o taş binadan bahsediyorum. Yine bu binanın Efkaf binası olarak kullanılan o dönemdeki binanın tiyatro salonu ve Maarif tiyatro salonu. Görüldüğü üzere o dönemde şehrimizde küçük bir kasaba kıvamında olan Balıkesir'de aslında çok sayıda salonun bulunduğu binanın faaliyette olduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde yine Yeni Sinema Tiyatrosu Salonu 1925-30 yılları arasında faal görünmekte. Bu dönemde özellikle 1930'lu yıllardan sonra Mahvel Tiyatrosu ve Maarif Tiyatrosu Salonu'nun 1930 ila 39 yılları arasında oldukça etkin şekilde tiyatro gösterilerinin yapıldığı birer tiyatro gösteri merkezi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde bunlara ilave olarak önceleri Türk Ocağı binası olan bu Karasi ve Altı Eylül belediyelerinin beraberce kullandığı belediye binasının olduğu yerde bulunan Halk Evi'nde Halk Evi sahnesinin Balıkesir'de etkin şekilde tiyatro oynanan sahneler olduğunu görmekteyiz. Türk Ocağı binası kapatılıp, daha doğrusu Halk Evi bünyesinde eritilip Halk Evi binası olarak kullanılmaya başladıktan sonra bu binanın içerisinde bulunan salonun bazı tadilatlarla 500 kişilik bir salon haline getirildiğini ve Balıkesir'de kalabalık grupların bu Halk Evi binasının sahnesinde oyunları seyredebildiğini görmekteyiz. Durum böyle olunca Balıkesir'de bu şekilde oldukça çok sayıda tiyatro salonu bulunduğunu duyan, gören diğer şehirlerdeki tiyatro grupları da, kumpanyalar da şehrimize özellikle İstanbul'dan gelen pek çok tiyatro ve operet heyeti yıllık turne programlarına Balıkesir'i de dahil etmekteydiler. O dönemlerde ülkemizde ve İstanbul'da herkesin tanıdığı büyük sanatçılar, meşhur sanatçılar, örneğin Raşit Rıza, Ertuğrul Sadi, Komik Naşit, Vedat Urfi ve diğer
sanatçı grupları yeni sinema salonu, Mahvel Tiyatrosu ve Marif Sineması tiyatro salonlarında temsiller vermekteydiler. Yine aynı şekilde okul olarak kurulan fakat bunların bünyesinde bulunan tiyatro salonları da etkin şekilde bu dönemde kullanılmaktaydı. Örneğin Necati Bey Muallim Mektebi'nin ve Balıkesir Lisesi'nin salonlarında da bu okulların kendi kurmuş oldukları gruplar kendi oyunlarını okullarının bu sahnelerinde oynamaktaydılar. Balıkesir'de bu dönemde en fazla temsilin verildiği sahne biraz önce de söylediğim gibi Balıkesir'in o dönemdeki önemli kültür merkezlerinden birisi olan bugünün kültür merkezleri gibi değerlendirebileceğimiz bir yer olan Balıkesir Türk Ocağı binasındaki sahne. Bu sahne 1933 yılında Balıkesir Halk Evi'nin kurulmasıyla Halk Evi'ne devredilip o dönemde Halk Evi temsil heyetinin hazırladığı oyunlarla, piyeslerle birçok temsilin verildiği bir sahne haline dönüşmüştür. Özellikle Balıkesir Halk Evi bünyesinde kurmuş olduğu bu topluluklarla, tiyatro topluluğuyla bir tiyatro okulu gibi çalışmış, birçok oyuncunun buradan yetişmesine vesile olmuş ve özellikle 1934 ile 1938 yılları arasında hemen her ay ayrı bir temsil verecek duruma gelmiş, birçok oyuncu yetiştirmiş ve seyircinin de tiyatroyla erken denilebilecek bu dönemde buluşmasını sağlayan yerler olmuşlardır. Tabii bu dönemde tiyatroların, sinemaların sadece bir sosyalleşme, bir eğlence aracı olarak kullanılmaktan daha çok aynı zamanda Cumhuriyet ilkelerinin tanıtıldığı, bu konularda eğitimlerin verildiği bir eğitim işlevinin olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu tiyatrolar ve sinema salonları sadece sosyalleşmek, eğlenmek amacıyla değil, aynı zamanda eğitim amacıyla kullanılan da aynı şekilde yerlerdi. Aynı şekilde bu tiyatroların bir faydası da şehrimizde Balıkesir'de faaliyet gösteren dernek ve kurumların temsillerinde kadın sanatçıların sahneye çıkması olmuştur. Özellikle bu dönemde dönemin valileri özellikle örneğin Ethem Aykut bizzat oyunlardan birisinde kendi kızı İstiklal Aykut'un sahneye çıkmasını sağlayarak kadınların tiyatrolarda oynamasını, oyuncu olarak görev yapmasını teşvik eden adımlar da atmıştır. Tabii tiyatrolardaki bu canlılık buna paralel olarak tiyatro oyunlarının yazılmasında da etkili olmuş ve bu dönemde de yazılan tiyatro eserlerinin sayısının oldukça arttığını görmekteyiz. Tabii dediğim şekilde özellikle 1930'lu yıllardan sonra sinemanın ülkemizde yoğun şekilde o dönemde kullanılmaya başlamasıyla artık tiyatronun sahneden çekilip daha çok sinemanın ön plana çıktığını görmekteyiz. Özellikle 1930'lu yıllardan itibaren şehrimizde de sinema ile ilgili adımların atılmaya başladığını görmekteyiz. Özellikle 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren Maarif Tiyatrosu ve Mahvel Tiyatrosu yeni tekniklerle film gösterilen sinema salonlarına dönüştürülmüş ve sinemaların halkın rağbet göstermesiyle birlikte bu dönemde tiyatro sanatının 20'li yılların sonu 30'lu yılların başındaki ilerleyişinin biraz azaldığını ve tiyatronun biraz daha geri planda kalmaya başladığını görmekteyiz. Böylece Balıkesir kültür hayatında tiyatronun zirveye çıkmış olduğu bir dönemde buna paralel olarak Balıkesir'in kültür hayatına giren sinemaların etkisiyle tiyatronun ne yazık ki şehrin kültür ve sanat hayatından biraz daha arka planlara doğru itilmeye başladığını görmekteyiz. Tabii bu dönemde tiyatronun gelişmesine zemin hazırlayan o dönemde tiyatro konusunda büyük işler yapan birkaç ismi burada zikretmek gerekir. Özellikle Halk Evi Temsil Kolunu kuran Esat Adil Müstecaplıoğlu
Bu isimlerin en başında gelen isimlerden. Özellikle 1934-38 yılları arasında halk evinde temsillerin oynanmasında Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun çok büyük etkisi var. Yine 1939 ile 1950 yılları arasında başkan olarak görev yapan, halk evi başkanı olarak görev yapan, temsil kolu başkanlığı yapan Fevzi Sözener'in de yine bu isimlerden birisi olduğunu söz etmek mümkün. Tabii bu dönemde bu oyunların, bu temsillerin sahneye konulmasında ülke gündeminde bile ismi duyulmuş rejisörlerin olduğunu görmekteyiz. Mesela Muammer Gözalan ve Abidin Dünü. Özellikle Abidin Dünü bütün ülkenin o dönemde bildiği bir ressam. Aynı dönemde aynı zamanda tiyatroyla ve sinemayla da uğraşan bir isim. Dediğim gibi Muammer Gözalan'ın ve Abidin Dino'nun bu oyunlarda rejisör olarak görev yaptığını görmekteyiz. Peki bu oyunlarda görev alan oyuncuları şehrimizde sayalım diyecek olursak Muammer Hülya Gözalan çiftini, Cahit Albayrak, Salih Tozan ki sonradan isminin şehir sinemasına verildiğini görmekteyiz Salih Tozan'ın ve yine bugün toplu taşıma merkezinin hemen yan tarafında bulunan eski elektrik fabrikasının şu anda da kültür merkezi olarak kullanılan binanın isminin de Salih Tozan olduğunu bilmekteyiz. Osman Filiz, Nuri Eren, Selahattin Eren, Mehmet Emin, Genç Mete, Büyük Küçük Sermetler gibi isimleri burada oyuncu olarak saymak mümkün. Tabii 1943 yılında Balıkesir'de ilk profesyonel tiyatronun kurulduğunu görmekteyiz. Ancak bu tiyatro uzun ömürlü olmayıp sadece bir ay sonra ne yazık ki faaliyeti durdurulan bir tiyatro. Bu tiyatroda çok sayıda oyunun oynandığını görmekteyiz. Özellikle Balıkesir'de 1930'lu yıllarda bir sinema ihtiyacı hasıl olunca 1930 yılında yazılan, valiliğe yazılan bir yazıda Balıkesir'de inşa edilmesi düşünülen bir sinema için 21.500 lira bir paraya ihtiyaç duyulduğu bildirilmekte ve Başbakanlığın 30 Nisan 1930 tarihli toplantısında bu talep görüşülerek bizzat kabul edilmiş ve bizzat Atatürk tarafından bu paranın verilmesinin onaylandığını görüyoruz. Ve buna mütakip 1933 yılında alınan bu parayla, ödenekle 23 Mart 1933 yılında güzel bir sinema binasının şehrimize kazandırıldığını görmekteyiz. Bu bina dönemin çok güzel binalarından bir tanesi ve hemen o dönem Balıkesir Belediye binasının da beraber kullanıldığı ve içerisinde çok güzel oyunların oynandığı sinema seyretmek için, sinema gösterimi için çok güzel, uygun olarak yapılmış bir bina. Anafartalar Caddesi'nde bulunan ve İl Özel İdaresi'nin yaptırdığı bu binayı o dönemde Cemal Köse isimli bir şahsın senelik 2000 lira bedelle işlettiğini görmekteyiz. Milli Korunma Kanunu çıktıktan sonra 1940'lı yılların başında bu bedel üzerinden sinemanın yine aynı bedelle Cemal Köse tarafından işletildiğini görmekteyiz. Şehir sineması ismi verilen bu sinemanın yaz-kış faaliyet göstermekte olduğunu o dönemde görmekteyiz. Binanın bir bölümü CHP il yönetiminin kullandığını, bu kısım için 150 lira kira bedeliyle oturduğunu fakat bir müddet sonra bu binayı partinin aldığını görmekteyiz. Fakat ne yazık ki bu bina 1946 yılında sinema kısmının satılığa çıkarıldığını görmekteyiz parti tarafından. Ve bu binanın 220 bin lira bir bedelle o dönemde 26 Mart 1946'da satıldığını görmekteyiz. Tabii biraz önce söylediğim gibi bugün yerinde Hacı Ali Camii'nin yanında yapılan büyük bir
iş merkezinin bulunduğu bu binayı hepiniz hatırlayacaksınız. Daha sonradan da Salih Tozan Sineması ismi verilen bu sinema o dönemde 4 katlı elektrik, su ve kalorifer tesisatı olan birçok odası bulunan ve 500 kişilik güzel bir salona sahip olan bir bina. Ve bu binanın uzun yıllar Balıkesir şehir hayatında sinema olarak çok güzel sinemaların seyredildiği, oyunların oynandığı bir yer olarak faaliyetine devam ettiğini görmekteyiz. Tabii özellikle 1940'lı 50'li yıllardan itibaren bu yaz kış oyunların oynandığı, sinemaların seyredildiği, filmlerin seyredildiği bu binaya ilave olarak aynı dönemde yaz aylarında sadece faaliyette bulunan birçok yazlık sinemanın da faaliyette bulunduğunu görmekteyiz. Bu sinema, bu yazlık sinemalar Yeşil Sinema, Yıldız Sineması, Sümer Sineması, Neşe Sineması gibi bazı yazlık sinemalar özellikle 1960 döneminden sonra şehrin değişik yerlerinde bu yazlık sinemalara birçok değişik yazlık sinemanın da eklendiğini ve özellikle 1960'lı 70'li yıllarda ülkemizde ve şehrimizde bu yazlık sinema kültürünün çok revaçta olduğunu ve şehrin kültür hayatına çok önemli katkılar yaptığını söylemek mümkün. Bu sinemalardan Yeşil Sinema Gazi Bulvarı'nda bulunmakta ve Cemal Köse tarafından çalıştırılmaktaydı. Yıldız Sineması Hükümet Binası civarında olup işleticisi Fevzi Hatipoğlu idi. Sümer Sineması Anafartılar Caddesi'nde, Neşe Sineması Eski Kuyumcular Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olup dediğim gibi özellikle 1950'li ve 60'lı yıllarda bu yazlık sinemaların sayısının oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Balıkesir'de 1943 yılına kadar iki sinemanın salonunun bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Ali Hikmet Paşa tarafından yaptırılan Askeri Mahfel Binası'ndaki sinema olduğunu, diğerinde Anafartılar Caddesi üzerindeki şehir sineması olduğunu görmekteyiz. Fakat 1957 yılında bugün Emek Sineması olarak bildiğimiz ve uzun yıllar şehir hayatında faaliyette bulunan, kültür ve sanat hayatında etkili olan bir sinema binasının Dönlerdi Kardeşler tarafından hayata geçirildiğini biliyoruz. Ayrıca bugün yine Saat Kulesi'nin yan tarafında bulunan şu an büyük bir iş merkezinin yapıldığı ve daha önce SGK iş yanı olarak SSK sitesi olarak kullanılan yerde Şans Sineması'nın bulunduğunu yine ayrıca bilmekteyiz ki bu dediğim Şans Sineması, Emek Sineması gibi sinema binaları da, sinema salonları da şehrin hayatında oldukça önemli yer tutan, hepimizin bildiği, hepimizin hatıralarında önemli yer tutan mekanlar. 1960 yılından sonra dediğim gibi 1960'lı ve 70'li yıllarda özellikle Şans Sineması, Emek Sineması ve biraz önce ismini saydığım yazlık sinemalara ilave olan diğer yazlık sinemalarla beraber Balıkesir'deki sinema sektörünün oldukça hareketli devam ettiğini bu dönemde görmekteyiz. Sevgili seyircilerimiz, bu bölümümüzde Balıkesir'de kısaca tiyatro ve onun akabinde tiyatronun altyapısıyla onun üzerine inşa edilen sinema sektörü hakkında kısaca bilgiler vermeye çalıştım. Önümüzdeki programlarda, bölümlerde bu sinema ile ilgili daha detaylı bilgiler vermeye inşallah devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı sunuyorum.